ayında yazdığı mektup ortaya çıktı efendim. Ekim ayında yazdığı mektup ortaya çıktı ve bu mektup HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na gönderilmişti. Gergerlioğlu mecliste kürsüye çıktı, o mektubu okudu ve dedi ki Garibe Gezer'in süreci tam bir cinayettir dedi Gergerlioğlu. O açıklamaları dinleyelim. Ben sizi anlayamıyorum gerçekten Sayın Bakan. Bana gelen binlerce başvuruya yetişememe vebaliyle doluyum. Ay yetişemezsem vicdanım çok sızlıyor ama siz sümenaltı etmede çok mahirsiniz. İnanın ki öyle bir mahirlik ki. Şimdi bakın biz, bakın siz oradan bağırıp durmayın. Ben sizin taş kalpli olduğunuza inanıyorum. Ben millete sesleniyorum. O hapishanelerde bana çok doğru söylüyorsun Ömer Bey. Devam et Ömer Bey diyenlere sesleniyorum, tamam mı? Bakın ben belgelerle konuşuyorum. Size Garibe Gezer'in fotoğrafını gösteriyorum. Ve bana bir dakika dinleyin bakın. Bir ölümün mektubunu gösteriyorum. Garibe Gezer'in bana gönderdiği... Bir dakika. Konuşmak isteyen gelsin konuşsun. Niye sesimi kesiyorsunuz? Bakın ben... Kapatmayın arkadaşlar ya. Ben dün daha intihar eden Garibe Gezer'in 4 Ekim'de bana gönderdiği mektuptan size bahsedeceğim. Ya biraz vicdanınız varsa susarsınız ya. Bir ölünün, bir mazlum kadının mektubunu okuyacağım size ya. Allah aşkına bakın. Bakın hapishane damgası var. Bana gönderdiği mektupta bir sürü ihlali anlatmış. Nisan yayınlarının kitaplarının dergilerine engellendiğini anlatmış. Ve son cümlesini okuyayım. Keşke hepsini okuyabilsem. Diyor ki tarafsız, bağımsız yargı mahkemelerinin bulunmadığı, kalmadığı bu günlerde sesimizi, irademizi temsil eden siz değerli vekillerimize ulaşmaya çalışıyorum. Sesimi duyun Ömer Bey diyor. Evet, siz beni duyun Ömer Bey dedi ve Ekim ayında o mektubu kaleme aldı ve son bir cesaretiyle ve o mektup artık son mektubu oldu. Çünkü 9 Aralık'ta cezaevinde intihar ettiği iddia edildi değerli izleyenler. Tabii buna dair bu iddia doğru mu değil mi araştırmalar devam ediyor ama şu bir gerçek ki artık Garibe'nin sesi duyulmuyor, duymak imkansız. Şimdi devam edeceğiz bir diğer gelişmeyle. Kandıra Birinoğlu F tipi kapalı cezaevinde işkence gördün ve bir de cins